Merhabalar değerli arkadaşlar. Uzunca bir zamandan sonra tekrar birlikteyiz. Daha önce hatırlarsanız Güçlü Kadın Olmak adlı bir konuşmamda ilham veren kadınlar serisiyle ilişkin biyografik çalışmalar yapacağımı söylemiştim. Bugün de o muhteşem kadınlardan birini ele almak istiyorum. Sabiha Gökçen, Gökler'in kızı. Onu da neden ele almak istiyorum? İlk önce neden ona öncelik verdim? Çünkü kendisiyle tanışma imkanım oldu. Çok güzel, çok muhteşem bir tecrübeydi. Şöyle, ben ilk işe başladığımda Ankara'da, Tunalı 20 Caddesi'nde, Tunus Caddesi ile birleşen bir apartmanda işe başladım. İlk iş yerim orasıydı. Ve apartmanın adı Sabiha Gökçen'di. Babamla beraber gitmiştik ve babam havacı, subay olduğu için ilk önce onun dikkatini çekti. Sabiha Gökçen, ne güzel ismini vermişler şeklinde. Görüşme bittikten sonra ben orada görüşme yaptığım kişiye sordum. Sabiha Gökçen ismini verilmesi ne kadar güzel bir bilginiz var mı bu konuyla ilişkin diye sordum. O da dedi ki bizim alt katımızda oturuyor. Biz üçüncü kattayız, onlar da ikinci katta oturuyor yanında bir yardımcısıyla beraber. Ve ben şok oldum, yani o kadar mutlu oldum ki. Ve işe başladığımda da onunla tanışma imkanım olabilir mi diye için içe umutlanmaya başladım. Ve bu umudum her zaman devam etti. Asansörlüydü bina ama ben genelde merdivenleri kullanıyordum. Yani olur da belki bir yerlerde karşılaşırız diye. Bu bir zaman sonra bana nasip oldu. Şöyle, bizim yemekli toplantılarımız oluyordu zaman zaman. Ve ben o ikramlıklardan mutlaka bir tabak yapıp aşağıya götürüyordum. Genelde kapıyı yardımcısı açıyordu. Ve yardımcısı da böyle yani filmlerindeki gibi böyle üniformalı gezen bir kişiydi. Çok tatlı bir genç kızdı. Onunla sohbetlerimiz oluyordu. Ama tabii tanışıp içeri girme gibi bir şeyi söylemeye cesaret edemiyorum. Çünkü çok kapalı bir hayatı vardı. Yani izole bir hayatı vardı. Çok fazla dışarı çıkmıyordu. Çok fazla karşılaşmıyorduk. O zamanlar 76-77 yaşındaydı. 88 yılında. Ve ben hiç aksatmadan, yani ne zaman yemekli toplantı olsa, yani neredeyse ayda iki kere falan oluyordu. Ve ben o tabağı hazırlayıp götürüyordum. Yani o kapının açık olması, onun bir yerlerde içeride oturuyor olması bana müthiş bir enerji ve müthiş bir heyecan veriyordu. Ve yine böyle günlerden birinde ben tabağımı hazırladım, aşağı indim, bir süre bekledim, kapıyı Sabiha Gökçen açtı. Yani o kadar muhteşem bir an ki. Yardımcısı izniymiş herhalde o gün. Hani filmlerde şey karesi olur ya, böyle bir kamera döner. Her şey döner, bütün eşyaları, bütün her şeyi görürsünüz. Öyle bir andı, yani o kadar muhteşem bir an. Yani düşündüğümden daha ufak defekti. Sen miydin dedi, o bana güzel yemekleri getiren dedi. Çok çok teşekkür ediyorum dedi. Daha önce yardımcısıyla da bu mesajı gönderiyordu. Ve ben ne diyeceğimi şaşırdım. Daha 22 yaşındayım o zamanlar. Elimde de tepsi. Dedim isterseniz mutfağa bırakayım, size zahmet olmasın. Tabii dedi, içeri geç. Mutfağa bıraktım ama elim ayağım titriyor yani. Tepsiyi nasıl düşürmeden mutfağa bıraktım. Kendime bugün bile hala inanamıyorum. Ayaküstü birkaç sohbetimiz oldu. Nasılsınız dedim. Sizin için doğacınızız, bizim idolümsünüz, bizim örneğimizsiniz dedim. Yani sizi tanımış olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum dedim. O da şöyle eliyle biraz sırtımı sıvazladı. Yani hayatımı hiç unutamadığım anlardan birisidir. Ve sonra birkaç kere daha karşılaşma imkanım oldu. Ve hep ayaküstü bir merhaba, günaydın. Yani çok fazla sohbeti sevmiyordu. Ve onun caddeye bakan bir dar şey vardı, salonu. Ve genelde orada oturur ve cadde izlerdi. Ve ben önünden geçerken mutlaka el sallar içeri girerdim. O da bana karşılık verirdi. Yani böyle çok güzel bir tanışma hikayem oldu. Sabiha Gökçen biliyorsunuz Atatürk'ün manevi kızlarından birisi. Evlatlık aldığı kızlarından birisi. 1913 yılında Bursa'da doğmuş. Anne ve babayı arka arkaya kaybetmiş. Ve Atatürk 1924 yılında Bursa'yı ziyareti sırasında tanışıyorlar. Ve o anda şöyle anlatıyor Atatürk. Herkes büyük bir heyecan içinde ve eğiliyorlardı. Tek bir kız çocuğu o kalabalığı yara yara yanıma geldi ve benimle tanışmak istedi. Ve onun o cesareti, onun o kendine özgüveni, onun o kendine has duruşu o kadar etkiledi ki hemen yanındaki yardımcılarıma talimatı verdim ve evlatlık edindim. Yani onun 13 tane evlatlık çocuğu var biliyorsunuz. Ve hepsini himayesine almış ve okutmuştur. Sabiha Gökçen'i de şöyle, o dönem Cumhuriyet'in ilk yılları. Ve Osmanlı'nın etkisinden kurtulmuş ve Türk kadınla ayrı bir kimlik kazandırmaya çalışıyor Mustafa Kemal Paşa'mız. Ve ona erkeklerle kadınların cinsiyet ayrımcılığı gösteren mesleklerden birini tercih ediyor. Pilotluk. Yani sadece pilotluğu
erkeklerin yapabileceği gibi bir öngörüyü, ön yargıyı kırmak istiyor ve ilk önce bu alanda Sabiha Gökçen'i yönlendiriyor. Tabii Sabiha Gökçen büyük paniğe kapılıyor. Yani bu kadar erkeğin arasında ben böyle bir iş yapabilir miyim? Yani öyle kolay bir şey değil yani, hem de savaş pilotu olmak. Ama diyor artık Atatürk emretmişti ve ben bunu yapmak zorundaydım. Ve okula gidiyor, yani askeri bu pilotluk okuluna başlıyor. Ama büyük bir sıkıntı çekiyor. Yani tek kadın kendisi, bütün erkek öğrenciler arasında tek kadın kendisi. Ama hiç de korktuğu gibi olmuyor. Büyük büyük başarılara imza atıyor ve çok başarılı oluyor bu alanda. Ve savaş pilotu oluyor, Dersim Harekatı'na katılıyor ve dünya çapında büyük bir üne kavuşuyor. Ve ilk kadın pilot, düşünün yani uçağı uçuran ve savaş pilotu ve o duruşu, o iradesi, o kendine güveni ne kadar büyük bir şey değil mi? Yani bir kadının yapamayacağı bir şeyi yaptığını görmek gerçekten birçok kadın için ilham verici bir model oluşturduğunu düşünüyorum. Ve Sabiha Gökçen'in fotoğraflarına baktığınızda da zaten bu şeyi görüyorsunuz, o kendine güveni görüyorsunuz. Ve bir evlilik yapıyor, o da çok fazla uzun sürmüyor, 3 yıl kadar sürüyor ve kendi soyadını eşine veriyor. Bu da tarihte bir ilk. Yani Atatürk o soyadı alınma kanunundan sonra Gökçen soyadını Atatürk kendisine vermiştir ve tabii ki bunu asla vazgeçmez ve eşine bu soyadını verir. Bu da dünya çapında, Türkiye çapında da bir ilktir. Yani Sabiha Gökçen'in kişiliği, hem kendine olan güveni ve zaman zaman yani kadınlık kimliğini de geriye tutmasına sebep olur. Yani savaşın vermiş olduğu erkek kimliğine bürünür. Acıma duygusunu yok eder. Yani zaman zaman onu da söyler. Yani sadece işimi yapıyordum. Yani bazı harekatlara gider, savaşlara katılır. Ben başka bir şey yapmıyordum. Yani o da onu ne kadar kendi içindeki bazı o dişil tarafı tamamen yok ettiğini gösterir. Ve hiç çocuğu olmamıştır. Ve dünyada birçok belgesele konu olmuştur. Hayatı konu olmuştur. Ve dünyada şu an 20 havacılık tarihine geçen kişiler arasında yer almıştır ve tek kadındır. Yani bu da bize nasip olmuştur. Yani bir Türk isminin oralarda görülmesi ne kadar güzel bir şey değil mi? Ve tabii pilotluk görevini uzunca süre sürdürmez. Eğitime devam eder. Türk Hava Kurumu'nda eğitimlerine, baş öğretmen olarak eğitimine devam eder. Ve bunu da uzunca yıllar sürdürür ve sayısız ödüller almıştır. Hatta o yardımcısı kapıyı açtığında salonu görünüyordu. O salonda böyle vitrin gibi bir yer vardı ve boydan boya çok büyük bir vitrindi. Ben o ödüllerini oradan da görebiliyordum. Ve bir insan için, bir kadın için bu gerçekten büyük büyük bir gurur. Yani şimdi şöyle yapılıyor. Yani erkeğin yapacağı iş, kadın yapacağı iş olarak ayrıldığı zaman yani kadına sağlanan alan gerçekten çok kısıtlanmış oluyor. Yani ilk önce anne, sonra eş, sonra kalırsa, bunlardan vakit kalırsa şunu olabilirsin yolu gösteriliyor. Ama Sabiha Gökçen bunun olmadığını göstermiştir. Yani kadına görev düştüğü zaman bir erkek kadar başarılı olabileceğini göstermiştir. Çünkü birçoğu zekadan kaynaklıdır. Yani başarı zekadır. Yani tamamen iş bölümünden değil. Ve kadını hep aşağıda tutan bu zihniyete Atatürk bu şekilde cevap vermiştir. Çünkü onun istediği böyle rol modeller yaratmak. Yani bu Afet İnan gibi tarihçiler çıkmıştır. Yani evlendiği kişi Latife Hanım da biliyorsunuz 7-8 dil bilen eğitim almış, Fransa'da eğitim almış. Yani Türk kadını olarak çizilen imajın çok çok ötesinde olan bir kimliktir. Zaten evliliği de bu yüzden yapmıştır. Yani Türk toplumuna örnek olabilmek açısından. Yani günümüzde geldiğimizde yani şu an %75 kadın nüfusunun %75'i atıl durumdadır. %25'i çalışmaktadır. Yani zaman içerisinde keşke bu devam ettirilseydi. Keşke o kadın erkek cinsiyet ayrımcılığı devam etmeseydi ama ne yazık ki bu artarak devam etmiştir ve %25 kadın gücünü kullandığımız için de ne yazık ki şu Türk ekonomisi ve dünya ekonomisi istenilen yere gelmemektedir. Yani savaşlara baktığımızda savaşan erkektir aslında, yani cepheye giden erkektir ama geri planda da birçok Türk kadını üstüne fazlasıyla düşen görevleri yerine getirmiş ve erkekten boşalan o bütün üretim alanlarını, bütün çalışma yerlerini kadın nüfusuyla doldurmuşlardır. Ve savaşı asla kazanan geri plandaki bu işbirliğidir ve örgütlenmedir. Biz bunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Şu an sadece kadını belli bir kimliğe sokup, sadece onu belli bir amaç ve görev için kullanıp kalanları yok saymak gerçekten bizim kaybımız diyorum 20. yüzyılda. Sabiha Gökçen de bu anlamda benim idollerimden biri olmuştur. Hatta bana o gün dedi ki, hatta işimle ilgili sordu, 22 yaşındayım falan söylemiştim. Sakın vazgeçme dedi, sakın bildiğin yoldan vazgeçme dedi. Bir çalışma hayatının içinde olman dedi, gerçekten çok güzel dedi ve
Bundan asla vazgeçme ve o benim kulağıma küp oldu ve o yaşta 79 yaşında çok diriydi ama yani o kadar güzel bakışları vardı ki ve kendine güvenen o havası hiçbir zaman yok olmamış. Yani ben bunun fotoğraflarına baktığımda da onu görebiliyorum. Gerçekten bu benim için çok çok büyük bir gurur oldu. İnşallah bundan sonraki serilerimde de bu kadınları yine anlatmaya devam edeceğim. İnşallah bize örnek olması açısından yani unutturulmaya çalışılan o içimizdeki gücü yeniden canlandırmak amacıyla yani bu kadın figürlerine tekrar tekrar bakmamız gerekiyor. Tekrar tekrar okumamız gerekiyor. Biz gösterilenden çok çok daha fazlayız. Yani o bize sunulan, empoze edilen, servis edilen o kadın karakterlerinden çok çok daha fazlayız. Sadece bu gücü fark etmemiz gerekiyor. Yani kendimize verilen bu gücü ve kendimize verdiğimiz o değeri bir şekilde göstermemiz gerekiyor diyorum değerli arkadaşlarım. Anneler gününüzü de kutluyorum. Bugün çok güzel bir gün. Bu serime denk geldi. İyi ki varsınız güzel anneler. Dünya dönüyorsa, evlatlarımız bir yere geliyorsa ve bizler bu durumdaysak bu annelerimizin fedakarlıkları sayesinde buradayız. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum değerli anneler, değerli arkadaşlarım. Ayrımcılık yapmayın burada. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümde de Afet İnan, yine ilk kadın tarihçimiz. Yani o ilklerin olması açısından örnek olan kadınları seçmeye çalıştım, çabaladım. O ilk olmak gerçekten çok önemli. Yani her şeyi yapabilirsiniz ama o ilki yapmak gerçekten çok çok önemli. Yani birçok gücü arkanıza alıyorsunuz, karşınıza alıyorsunuz. Bu açıdan da değerli olduğunu düşünüyorum. Tekrar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.